Muharrem İnce öfke dolu. Doğup büyüdüğü, yetiştiği parti tarafından veya o partinin genel başkanı tarafından ihanete uğradığına inanıyor. 2018'de kazanabileceği bir seçimi yine Kılıçdaroğlu'nun veya parti yönetiminin bazı tutum ve tavırlarından dolayı kaybettiğine inanıyor. Onun için içerlemiş, öfkelenmiş. Ben mektubumda dedim ki arkadaş, bu öyle öfkelenecek falan, duygulara yenik düşülecek bir seçim değil. Rasyonel, sağduyuyla düşünmek lazım. Lütfen öfken sağduyunun önüne geçmesin. Bırak bu seçimde bu işleri. Yani tekere çomak sokma. Millet İttifakı adayı madem benim de içime siniyor mu Kılıçdaroğlu'na oy vermek liberal demokrat olarak? Hayır. Ama verecek miyim? Vereceğim. Çok güzel bir laf var Brezilya seçimlerinde. Bu seçim diyor cennetin kapılarını açmak için değil, cehennemin kapısını kapatmak için yapılan bir seçim. Yani 15 Mayıs sabahı muhalefet kazanırsa Türkiye bir anda gül bahçesi olmayacak. Ama daha farklı bir yönde ilerlemeye başlayacak Türkiye demokratik hukuk devleti olarak büyük bir olasılıkla. Onun için Muharrem İnce'ye, yani ben öyle bir mektup yazdım. O da her ne kadar kabul etmese de öfkeli olduğunu belirtti. Ama Muharrem İnce maalesef pek çok siyasetçimiz gibi egoya yenik düşmüş. Bazen de hayal görüyor siyasetçiler. Şimdi olabilecek en olumlu şey şudur. Muharrem İnce madem adaylık başvurusunu yaptı, bakalım 100 bin imzayı toplayabilecek mi? Eğer toplayıp da aday olursa ve seçime 2-3 hafta kala anketlerde hayal ettiği, beklediği neticeyi alamayacağını görürse, Türkiye için, kendisi için yapabileceği en hayırlı şey Millet İttifakı adayı lehine seçimden çekilmek olabilir. Pusulada yerini alabilir ama diyebilir ki seçmenine, bana oy vermeyin, Millet İttifakı'nı destekleyin ki bu seçim ilk turda bitsin. Onun dışında Muharrem İnce maalesef şu ana kadar dinlediğim kadarıyla 2018'de aldığı %30 küsür oydan başlayıp üstüne koyabileceğini zannediyor. Orada büyük bir yanılgı içinde bence.